Merhaba arkadaşlar, hemen denememize başlıyorum. AYT denemesi birinci soru. Şimdi arkadaşlar ekokları ile ebokların oranını 32 olarak bize vermiş. Hemen dedim ki iki tane sayı var A ve B. Bunların ebok ve ekoklarını bulabilmek için şöyle bir şey yaptım. A'ya X çarpı K dedim, B'ye de Y çarpı K dedim. Bu durumda bunların zaten ebobu en büyük ortak böleni K olsun dedim. Ancak X ve Y'nin aralarında asal olması lazım. Yani bunların içinden başka ortak çarpan gelmemesi lazım. Ekokları da bu durumda X çarpı Y çarpı K olur. K'dan iki tane yazmam. Çünkü bir tane ortak olduğu için X çarpı Y çarpı K. Şimdi ekokların eboplarına bölümü 32'ymiş. Yani X, Y, K'yı K'ya böldüm. 32 buldum. K'lar gitti. X çarpı Y 32. X ve Y'nin aralarında asal olduğunu söylemiştik. Aralarında asal 32'nin çarpanları sadece 1 ve 32 var. Tabii bu da tam tersi 32'ye 1 de olabilir. Fark etmez. Şimdi dedim ki A artı B'nin 99 olduğunu biliyoruz ya. A XK, B, YK. Siz bunları K ortak parantezde yazarsanız K çarpı X artı Y olur. X artı Y de bunların toplamından 33 olduğuna göre K buradan 3 geldi. K yerine 3, X yerine 1 yazarsam 1 çarpı 3'ten A 3, B de Y çarpı yani 32 çarpı 3'ten 96 olur. İkisinin çarpımını sormuş, 288 oldu cevabımız. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar A üzeri B 7, B üzeri C 28, A üzeri A artı B 28 vermiş. Şimdi burayı üstlü ifadelerden arada artı varsa çarpma şeklinde ayırıyorduk. A üzeri A çarpı A üzeri B eşittir 28 dedim. A üzeri B'yi bize 7 olarak vermişti. 7 yerine yazınca A üzeri A 4'e eşit oldu. Bunu sağlayan hangi durum vardır sadece? A'nın 2'ye eşit olma durumu. Demek ki ben burada A'yı direkt 2 olarak buldum. Şurada 2 yerine yazarsam 2 üzeri B eşittir 7 geldi. 2'nin kaçıncı kuvvetleri arasındadır 7 diye düşünürsek 2'nin karesinden büyük küpünden küçük olduğu için B sayısı 2 ile 3 arasında dedik. Sonra getirdik B sayısını burada yerine yazdık. 2 ile 3 arasında bir sayının C'nin kuvveti 28. Eğer bu sayı 3 olsaydı 3'ün herhangi bir 3'ün küpü 28 olacaktı ama 3'ün küpünden de büyük olduğu için C'nin 3'ten büyük olması gerekiyor. O zaman biz burada arkadaşlar C'nin 3'ten büyük olduğunu, B'nin 2 ile 3 arasında A'nın 2 olduğunu bulduk. Bu durumda en küçük burada A oldu, sonra B oldu, sonra da C oldu. Sıralamamız bu şekilde. Şimdi geçtim 3. soruya. 3. soruda arkadaşlar bize şöyle bir tanım vermiş. Elemanları sıfırdan farklı rakamlar olan hem kendileri hem de kesişimleri boş küme olmayan A ve B kümeleri için bu orana sahipse A ile B kümesinin farklılık değeri deniyormuş bu orana. Şimdi bu oran için şöyle düşündüm ben arkadaşlar. Şimdi iki tane küme çizdim. A, B. Daha sonra dedim ki A fark B. A fark B'nin eleman sayısı şurası. B fark A da şurası. Bunların birleşimi şu ikisi değil mi? Ben bunu şöyle yazdım. A birleşim B'den şu kesişimlerini atarak yazdım. Yani bunun yerine bunu yazdım. Sonra zaten burası A kesişim B. Burayı tek tek ayırdım. Burası A birleşim B'nin A kesişim B oranı. Eksi A kesişim B'nin A kesişim B oranı. Bu da zaten 1 olduğu için. Buranın farklılık değerinin 3 olduğunu söylediği için burayı 3'e eşitledim. Eksi 1'i karşıya attım. Kesişim birleşimlerini kesişimlerine oranı 4 çıkıyormuş. Şimdi B kümesinin en büyük elemanı 7'dir. Şimdi A'yı vermiş, B'nin en büyük elemanı 7 olduğunu söylemiş. Kesişimlerinde kesin 7 var. Şimdi B kümesinin eleman sayılarının, elemanların değerlerinin toplamında çift olduğunu söylemiş. Arkadaşlar siz bunları çift olup olmadığına göre eleme yapacaksınız. Mesela burada 4, 8, işte 12 daha bu oluyor. 5, 9, burası da 13 yapar, bu da oluyor. Mesela burada 9, 11, 18 bu da oluyor. Buradan 3, 6, 17 bu gidiyor arkadaşlar. Edirne'ye eleyebildik sadece. Şimdi burada deneme yanılma yapıyorsunuz. Mesela A şıkkını getirdin, yazdın. Şimdi bu A şıkkı B kümesi. Bu da A kümesiydi. Bunların ikisinin kesişiminde ne var arkadaşlar? 2 var. Bir de ne var? 7 var. 2 ve 7 ortak kesişim kümemiz. Hemen geriye kalan A kümesindeki elemanları buraya yazıyorum. 3, 5, 8. Buradaki geriye kalan B kümesi elemanlarını yazıyorum. 1, 4, 6. Şimdi acaba bu durum sağlanacak mı? Şimdi sağlanmazsa diğerlerine geçeceğiz ama direkt çıkıyor zaten. Şimdi A birleşim B'nin eleman sayısı lazım. Birleşimin eleman sayısı 3, 5, 8.
Burası 8 elemanlı çıktı. A kesişim B'de 2 elemanlı. Böldüğünüz zaman gerçekten de 4'ü elde ettik. O yüzden doğru cevabımız A'da. Eğer doğru çıkmasaydı hepsinden de deneyecektik arkadaşlar. Geçtim şimdi 4. soruma. 4. sorumda A'nın asal sayı olduğunu söylemiş. Bu sayılardan 3 sayıdan sadece birini böldüğünü söylemiş. A sayısı B'ler sayılardan hangisini kesinlikle tam böler demiş. Şimdi burada arkadaşlar her bir sayıyı asal çarpanlarına ayırdım. Sadece birini tam bölmektedir diyorsa sadece bir tanenin içinde bulunan bir sayı olabilir A. Mesela 5 sadece 30'un içinde var, diğerlerinde yok. 11 sadece 154'ün içinde var, diğerlerinde yok. Ama 2'ler, 3'ler, 7'ler hepsinde ortak var. O zaman A sayısı ya 5 olacak ya da 11 olacak. A sayısı aşağıdakilerden hangisini kesinlikle tam böler dediği için 5 ve 11'i tam bölen sadece 55 var. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Şimdi geçtim 5. soruma. 5. soruda arkadaşlar bu denklemin köklerinden biri B'dir demiş. Birinci köke B dedim, ikinci kök X2 olarak bıraktım. Kökler toplamı yaptım önce şuradaki denklemde. Köklerin toplamı eksi B bölü A'dan B eksi 1'e eşittir dedim. B'ler birbirini götürünce ikinci kök eksi 1 geldi. Sonra kökler çarpımı yaptım aynı denklemde. Birinci kök B, ikinci kök X2 eşittir. 2A bölü 1'den 2A. X2'yi de eksi 1 olarak bulduk. Eksi B 2A'ya eşit geldi. Bu da cepte dursun dedik. Sonra demiş ki bu denklemin kökler toplamını sormuş. Bu denklem kökler toplamı eksi B bölü A değil mi? Eksi B bölü A'da eksi B gördüğüm yere buradaki 2A yazdım. Böldüğüm zaman cevabım direkt 2 olarak çıktı. Geçtim 6. soruma. A ve B sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere bize böyle bir eşitsizlik vermiş. Buranın çözüm kümesi budur demiş. Bu çözüm kümesine göre işaret tablosunu oluşturdum arkadaşlar. Köklerden biri A eksi 3, diğeri A bakın. Burada eksiyle başlattım. Çünkü burada sıfırdan küçük kısım boyalı olan kısım olsun demiş. Burada boyalı alan eksi sonsuzdan A eksi 3'ü A'dan sonsuza olduğu için arkadaşlar sıfırdan küçük olması gerektiği için bunları eksi yaptım. Ortası da haliyle artı olacak. Şimdi buranın eksi olması, eksiyle başlaması demek en yüksek derecelik katsayısı A, yani A'nın negatif olması demek. Şimdi ben bu durumdan A'nın negatif olduğunu buldum. Bir de arkadaşlar A eksi 3 ve A'nın bu denklemin kökleri olduğunu düşünüyoruz. Zaten belli direkt yazdığımız için. Buradan arkadaşlar kökler toplamından gittim. Kökler toplamı yani A eksi 3 artı A. Buradaki kökler toplamı eksi B bölü A'da. Bir saniye, burada ufak bir işlem hatası yapmışım arkadaşlar. Şurada eksi B bölü A yaptığınız zaman buranın başında bir eksi oluyor. Daha sonra buradan A küple A sadeleşince burada eksi A kare kalıyor. Eksi A kareyi bu tarafa atınca A kare artı 2A eksi 3 oluyor. Şimdi buradan da çarpanlarını ayırdığınız zaman A'ya A, eksi 3'e artı 1 şeklinde ayrılıyor. A buradan 3'e eşit oluyor. A buradan eksi 1 çıkıyor. Şimdi A'nın da negatif olduğunu bildiğimiz için A'yı eksi 1 olarak alıyoruz. Bir işlem hatası yapmamışımdır umarım ama tekrar bir kontrol edelim. A negatif bir sayı. Negatif bir sayı olduğu için bu şekilde. Tamam. A eksi 3 daha küçüktür. Tamam. Negatif bir sayı. A küp bölü A, başına eksi getirdik. Sadeleştirdik. A kare kaldı. Eksi A kare. Bu tarafa attık. A kare artı 2A eksi 3 eşittir 0. Tamam. Doğru gibi gözüküyor. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. 7. soruya geçiyorum. 7. soruda arkadaşlar K bir gerçek sayı P ve Q polinomlarını bu şekilde bir bağıntı şeklinde vermiş. Px artı 1'in katsayılar toplamı demiş. Katsayılar toplamı deyince x yerine 1 yazıyorduk. Yani P2. Sabit terim deyince x yerine 0 yazıyorduk. Q3. Bunlar birbirine eşittir demiş. P2 ile Q3 birbirine eşit geldi. Sonra dedim ki önce x yerine 2 yazayım P2'ye elde etmek için. X gördüğüm her yere 2 yazdım. Şu ifade çıktı. Sonra Q3'ü elde etmek için bu sefer de x gördüğüm her yere 3 yazdım. Bu sefer de bu ikinci ifade çıktı ortaya. Sonra dedim ki P2 ile Q3'ün eşit olduğunu biliyorum. Buradan P2'yi buradan Q3'ü çekelim. 2'yi karşıya attım. P2 K-2. Q3 içinde K'yı karşıya attım. 3 eksi K geldi. Bu iki değer birbirine eşit olduğu için bu ikiliyi eşitledim. Birbirine eşitleyince de K buradan 5 bölü 2 çıktı. Şimdi geçtim 8. soruya. 8. soruda arkadaşlar bize f fonksiyonu vermiş. F fonksiyonu a birim sağa doğru, b birim de yukarı doğru öteleyince g fonksiyonu oluştu demiş. Şimdi o zaman ben şunu, bize fx'in denklemini verdiyse ben rahatlıkla aslında köklerini işte tepe noktasını bulabilirim. Tepe noktası eksi b bölü 2a yaptığınız zaman 1 çıkıyor şurası. Tepe noktasının apsisi olsun.
Biri de götürüp yerine yazınca karşılığı eksi 1 çıkıyor. Tepe noktamız 1'e eksi 1. Şimdi oluşan yeni g fonksiyonunun tepe noktasının apsisi 2. 1'den 2'ye kaydırılı tepe noktasının apsisi. 1'den 2'ye gitmesi demek arkadaşlar 1 birim sağ ötelenmesi. Yani buradaki a'nın 1'e eşit olması demek. A'yı 1 bulduk. Ama daha işimiz bitmedi. B'yi de yani yukarı kaç birim ötelendiğini de bulmamız lazım. G fonksiyonunun tepe noktasının ordinatını bilmediğimiz için direkt tepe noktasından kaç birim yukarı gittiğini göremiyoruz. O yüzden gx'i oluşturmamız gerekiyor. Gx'i oluşturabilmek için x bir birim sağa gitti, b birim yukarı ötelendi. Bir birim sağa gitmesi demek x gördüğü yere x eksi 1 yazman demek. B birim de yukarı ötelendiği için fonksiyonun kendisine bir b'yi ekledim. Gx oluşturdum. Buradan düzenleyince gx fonksiyonu böyle çıktı. Şimdi şuraya dikkat edin. F ile g fonksiyonu 3'te kesiştiği için arkadaşlar f3 ile g3'ü birbirine eşit olması gerekiyor. F3 ile g3'ü birbirine eşit yapmak için f'de 3'ü götürdüm yerine yazdım. G'de 3'ü götürdüm yerine yazdım. Buradan da b'yi 3 buldum. İkisinin toplamından cevabımız 4 geldi. Geçtim 9. soruya. 9. soruda arkadaşlar cevap anahtarı 2 gösteriyor benim cevap anahtarımda ama bence bu sorunun cevabı eksi 5. Şöyle bir bakalım sizinle. A ve B'nin birer asal rakam. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bize 3 tane önerme vermiş. Bu önermenin de yanlış olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar sonucun yanlış olduğunu biliyoruz veya da sonucun yanlış çıkabilmesi için tek bir durum vardı. İkisinin de yanlış olma. Yani R'nin de 0, P ise Q'nun da 0 olma durumu. P ise Q'nun 0 olma durumu ise de sonucun 0 olduğu tek bir durum vardı. O da 100 durumu. Yani P 1, işte Q 0. Buradan arkadaşlar P 1 olması P önermesinin doğru olduğu anlamına geliyor. Q'nun 0 olması Q önermesi yanlış. Yani BA sayısı asal değildir. Sonra R de 0 çıktı. O zaman R önermesi de yanlış. Yani A artı B de asal değildir diyeceğiz. O zaman bu üçünü şunu doğru şunları sağlamayan sayılar bulmamız lazım. Bize A ve B'nin kendilerinin de birer asal rakam olduğunu söylediği için arkadaşlar aslında işimiz çok zor değil. Ben mesela en küçük iki asaldan gittim. 2 ile başlayan sayılar üzerinden gittim. Sonra sağlamayanı devam ederiz dedim. Mesela 23. 23'ü asal olduğunu biliyorum. Sonra 32'ye baktım. 32 asal değildir. Bunu da sağladık. 3 ile 2'nin toplamından toplamları 5. 5 asal olduğu için bunu sağladı ama bunu sağlamaması gerekiyordu. O yüzden bu durum iptal. Geçtim. Bu sefer dedim ki 25 olsun. 25 asal mı? Değil. Bu zaten gitti. Buradan arkadaşlar 27. 27 asal mı? Değil. Bu da gitti. Dur bir saniye hatalı buldum sanırım. Aynen şimdi oldu. Eksi 5 değil. Cevap 2 çıkacak muhtemelen. Ben 27'yi sanki asalmış gibi çözmüşüm. Bunlar sağlamadı. O zaman bir sonraki mesela ne olsun? 3 ve 5 var. 3 ve 5'i düşünürsek 35 asal değil ama 53 asal. 53 sağlıyor mu? Sağlıyor. 35'e geçtim. 35 asal değil. Bu da sağladı. Toplamları 8. 8 asal sayı değil. Bu da sağladı. Aynen 53 sağladı. O yüzden aradaki farktan 2 geldi cevabımız. Ben yanlış çözmüşüm. Tamamdır. Şimdi geçtim 10. soruya. 10. soruda arkadaşlar A ve B birer küme. A, B'nin alt kümesidir. A, B'nin alt kümesi olduğu için bu şekilde çizdim. Şimdi B ile A'nın kartezyen çarpımı 72 demek. B'nin eleman sayısıyla A'nın eleman sayısının çarpımının 72 olması demek. B'nin eleman sayısı buranın tamamı A artı B. A'nın eleman sayısı A. Bunların çarpımı 72'ye eşit. Şimdi bu ne demek? S, B fark A'nın eleman sayısı çarpı S, B kesişim A eşittir 36. Şimdi B fark A dediği kısım. B'den A'yı çıkarınca şu kalan kısım yani B kısmı kalıyor. B kesişim A'da A kümesinin kendisi yani A. B ile A'nın çarpımı 36 geldi. Daha sonra arkadaşlar burada A'yı içeri dağıtınca A kare artı AB 72 ise AB yerine 36'yı yazıyorum. Karşıya atıyorum A kare 36 oluyor. A buradan 6 eksi 6 olamaz eleman sayısı olduğu için A'ya 6 aldım. A 6 ise B ile çarpımları 36 olduğu için B'nin de 6 gelmesi gerekiyor. S B'yi sormuş. B'nin eleman sayısı A artı B kadardı. 6 artı 6'dan 12 geldi cevabımız. Geçtim. 11. soruyu. 11. soruda arkadaşlar g'nin içinde fx eşittir 2'dir demiş. Bunu bu şekilde yazdım. Daha sonra dedim ki g'nin sonucunun 2'ye eşit olduğu kaç değer var? Kırmızı olan g. 2'den şöyle bir tane x eksenine paralel çizgi çektim. G'yi kaç noktada kesiyorsa o kadar fx vardır. Fx'in değerlerinden biri bakın 1 ile 2 aralığında bir sayı çıktı. Fx.
Diğeri de arkadaşlar tam olarak 3'te kestiği için fx 3 eşit çıktı. Şimdi bu sefer de fx'in 1 ile 2 aralığında kaç tane x değerini aldığını, buradaki fx'in de hangi değerlerde 3 değerini aldığını bulacağız. Fx'in 1 ile 2 arasında kaç değerini aldığını bulabilmek için 1 ile 2 arasında bir çizgi çektim. Çektiğim çizgide arkadaşlar fx'i kaç noktadan kestim? 1, 2, 3 mavi olan fx. 3 noktadan kestiysem bu aralıkta 3 tane değer alabilir. Fx'in 3 eşit olduğu değerler için 3'ten çizgimi çektim. Bir buradan, bir buradan. Yani burada da 2 tane, toplam 5 tane x değeri vardır diyorsunuz. Geçtim 12. soruma. 12. soruda güzel bir logaritma sorusuydu gençler. Bu mavi alanların bir birim kare olduğunu söylemiş. O zaman bu iki kenarın çarpımı 1 olacağı için burası logaritma iki tabanında 5 ise burası da 1 bölü logaritma iki tabanında 5 olsun ki çarpımları 1 olsun. Bu da ne demek? Ters çevirirseniz logaritma 5 tabanında 2 demek. Buranın kısa kenarı. Daha sonra burası için aynı işlemi yaptım. Buranın alanı 1 ise şu kenar logaritma 32 tabanında 5. Yani burayı 2 üzeri 5 olarak yazıp 5'i 1 bölü 5 olarak başa atarsanız 1 bölü 5 logaritma 2 tabanında 5 oldu. Çarpımlarının 1 olabilmesi için buranın 1 bölü 1 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanında 5 olması lazım. 5'i yukarı attım. Bunu da yukarı atınca 5 tabanında 2 geldi. Burayı da buldum. Şimdi benim şu kenarı bulmam gerekiyor. Bu kenarı bulabilmek için uzun kenar yani şurada şu kısa kenar yani şurayı çıkarmam lazım. Şimdi logaritma 2 tabanında 5'ten şurası yani logaritma 32 tabanında 5'i çıkarıyorum. Logaritma 2 tabanında 5 eksi 32 tabanında 5'i bu şekilde yazdım. Çarpı diyorum şimdi bu kenardı burası çarpı şu kenar. Sarı bölgenin alanını bulacağım. Şimdi bu kenarda zaten 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2 olarak bulmuştuk. Aslında şuraya gerek bile kalmadı. Buradan arkadaşlar burası ikisi de logaritma 2 tabanında 5 olduğu için bir taneden 1 bölü 5 tane çıkarırsam 4 bölü 5 tane logaritma 2 tabanında 5 çarpı 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2. Biri 2 tabanında 5, biri 5 tabanında 2. Bunların çarpımları 1 yapar. 5'ler birbirini götürünce cevabımız 4 geliyor. Geçtim 13. soruya. Bu da farklı bir dizi sorusu olmuş arkadaşlar. Şimdi AE'nin bir aritmetik dizi olduğunu söylemiş. Burada A ile B arasında bir bağlantı vermiş. B'nin de geometrik dizi olduğunu söylüyor. Bize A4 ile B5'in 34 olduğunu söylemiş. A5 ile B3'ün toplamı kaçtır diye soruyor. Burada şöyle bir şey yazdım. K sayma sayısı dediği için birden başlattım. İşte B1, buraya 1'i yerine yazınca 2 artı 3'ten 5 oldu. A5'e eşit. Sonra 2'yi yerine yazdım. A7 eşit oldu. 3'ü yerine yazdım. A11. 4'ü yerine yazdım. İşte buradan da A19 bu şekilde gidiyor. Şimdi dikkat ederseniz, şimdi A'nın aritmetik dizi olduğunu biliyoruz. Aritmetik dizideki her bir terim arasındaki farkı R derseniz, A5 ile A7 arasındaki fark işte 2R. A7 ile A11 arasındaki fark 4R. İşte A11 ile A19 arasındaki fark 8R yani. Burada arta arta gidiyor. Şimdi bu cepte dursun dedim. Sonra dedim ki buradaki B4'ü A19 olarak yazayım. Şuraya A19 dedim. Sonra da buradaki B3'ü A11 olarak yazdım. B3 yerine A11. Sonra dedim ki bunlar bir cepte dursun ikili. Sonra da şuradan yola çıktım. A5 ile A11 üzerinden yola çıktım. A5 ile A11'in çarpımı. Şimdi geometrik dizide ortanca terimi bulabilmek için diğer iki terimin çarpımı ortanca terimin karesine eşit oluyordu ya. Yani B1 ile B3'ün çarpımı B2'nin karesi. B1'in eşit olduğu değer A5. B3'ün eşit olduğu değer A11. Bunların ikisinin çarpımı B2'nin eşit olduğu değer A7'nin karesi dedim. Daha sonra A5'i yazdım. Şunun yerine de A5 artı 6R dedim. Şu A7'nin yerine de A5 artı 2R dedim. Burayı açtığınız zaman arkadaşlar, işlemi yaptığınız zaman A5 2R'ye eşit oldu. Sonra buradakine geldim arkadaşlar. A4 yerine A5 eksi R yazdım. Buraya A19 demiştik. Ona da A5 artı 14R dedim. 34'tür dedim. Sonra buradan 2 tane A5, A5'in 2R olduğunu biliyorsak bu 2 tane A5 4R oldu. Şurası da 13R geldi. Buradan eşitleyince R 2 geldi. R 2 ise A5'te 4 çıktı. Sonra bulduğum bu değerlere burada getirip yerine alacağım. Şimdi A5 artı B3 yerine A11 yazmıştık. A11'i de A5 artı 6R şeklinde yazdım. Burası 2 tane A5 yani 8. 6R'de 12 yaptı. Toplayınca da cevabımız 20 geldi gençler. Bu da değişik bir soruydu. Sonra geldim 14. olasılık sorusu. Bu da farklı bir soru. Burada arkadaşlar demiş ki ok yönünde yazıldığı bulmacayı çözmek isteyen Ecrin 6 sorudan bildiği 5 soruyu cevaplayınca 3 kutu boş kalıyormuş.
Buna göre Ecrin'in bu bulmacadaki cevabını bilmediği sorunun üçüncü soru olma olasılığı kaçtır? Burada mecburen her soru için kaç kutu boş kalıyor onu bakacaksınız. Şimdi birinci soruyu cevaplayamadı diyelim. Birinci soruyu cevaplayamadıysa işte burada 2'yi ve 4'ü cevapladığı için 2 tane boş kutu kalıyor. İkinci soruyu cevaplayamazsa, ikinci soruyu cevaplayamayınca 2 boş ama birinci ve üçüncüyü cevapladığı için 1, 2, 3 tane boş kutu kalıyor. Üçüncüyü cevaplayamadığını düşünürsek burayı cevaplıyor, burayı cevaplıyor, burayı cevaplıyor. 1, 2, 3 tane boş kutu kalıyor. Sonra dördüncüyü cevaplayamadığını düşünüyorum. Dördüncüyü cevaplayamadığı zaman 1'i cevaplıyor, 3'ü cevaplıyor. 1, 2, 3 tane, hatta 5'i de cevaplıyor. 2 tane boş kutu kalıyor. Beşinciyi cevaplayamadığı zaman, beşinci burası, beşinciyi cevaplayamadığı zaman dördüncüyü ve altıncıyı cevaplayamadığı için yine 3 tane boş kutu kalıyor. Altıncıyı cevaplayamazsa eğer, altıncının cevaplanamaması durumunda 5 cevaplanıyor ve 3 cevaplandığı için yine ortadaki üçlü boş kalıyor. Yani 3 kutunun boş kaldığı 4 durum var. Bunlardan üçüncü sorunun bilinmediği olasılığı bir durum zaten. O yüzden 1 bölü 4 geliyor arkadaşlar. Şimdi geldik 15. soruya. 15. sorusu binom. 15. soru binom açılımı sorusu. Şimdi burada arkadaşlar x'li terimin katsayısı olan k lazım bana. X'li terimin kaçıncı terim olduğunu bilmediğimiz için burada şöyle bir şey yapıyorum. Burada diyorum ki R'ninci terim olsun. Öncelikle şuradan başladım. Çünkü buradaki bütün terimleri bildiğim için önce K'yı bulabilirim burada. Burada 3N burada. Hatta formülümüzü size hatırlatayım. Baştan R artı birinci terim bulmak için N'in R'lisi çarpı birinci terim olan mesela X artı Y'nin n'ci kuvveti açılımını düşünün. Birinci terim olan X'in N eksi R'ninci kuvveti, Y'nin de R'ninci kuvveti. Bu şekilde biz terim terim açabiliyorduk. Şimdi ben bu formülü uyarladım. Bakın N3, 3'ün R'lisi. Birinci terim olan 2x'in 3 eksi r'ninci kuvveti, ikinci terimin 4'ün r'ninci kuvveti, kx'e eşittir dedim. Burada x gelebilmesi için x'in kuvvetinin kesinlikle 1 olması lazım. O zaman r'nin buradan kaç çıkması lazım? 2. R'ye 2 verdiğiniz zaman 3'ün ikilisi 2x'in birinci kuvveti, 4'ün karesi. Buradan 3 çarpı 16 çarpı 2'den katsayımız 96 geliyor. O zaman k buradan 96'ya eşit geldi. K'yı bulduktan sonra burası için ayrı değerlendiriyorum. Yine baştan kaçıncı terimin kx olduğunu bilmediğim için yine r'yi kullanıyorum. Burada n'imiz 4, 4'ün r'lisi. Birinci terimin n eksi r'ninci kuvveti, ikinci terimin r'ninci kuvveti eşittir. 96x dedim, k'ya direkt 96 dedim. Buradan arkadaşlar yine x olabilmesi için 4 eksi r'nin 1'e eşit olması lazım. Yani r'nin 3 gelmesi gerekiyor. R'ye 3 yazınca 4'ün üçlüsü 3x'in birinci kuvveti a'nın küpü geldi. Eşittir 96x'e 4'ün üçlüsü 4. Buradan da 3 geliyor, çarptık 12. Şuradan da a küp geliyor, 12 a küp. Buradaki x'in katsayısı olan 96 eşit, sadeleştirir 8. A buradan 2 çıktı. İkisinin toplamını sormuş arkadaşlar. Cevabımız buradan 98 geldi. Şimdi gençler bu videoyu burada bitirelim. İkinci videoyla devam edelim.